Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İki bayramı bir yaşıyoruz bugün elhamdülillah. Ben acizane bir şeyi söylemek, hatırlatmak istiyorum. Elhamdülillah biz bu şu anda iktidarda bulunan toplulukla daha önce birlikte olmuş olmanın hasebiyle bu cümleyi kurmak istiyorum. Bir şeyi ıskaladık. Maalesef biz Müslümanlar, bizim mahallenin çocukları bir şeyi ıskaladı. Neydi o? Allah Celle Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Bismillah. Vestakim kema ümürte. Hud suresindeki bir ayet-i cebredir. Bu ayet indiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bu sure beni yaşlandırdı. Neydi o? Emrolunduğu gibi dost doğru ol. Canın acısa da dost doğru ol. Ucu sana dokunsa da dost doğru ol. Biz ne yazık ki bugün bizim mahallenin çocukları bu dost doğru olma kısmını kendisinden başka herkese, kendisine ait olan da hiçbir şekilde mahsur görmediler. Ve maalesef, ama maalesef kendisi dışındaki kim ise her neye maruz kalıyorsa kalsın hiç umurda olmadı. Maalesef. Biz bir şeye inanmamız lazım. İnsan dini, ilancı, ırkı, rengi ne olursa olsun insan Allah için, Allah'ın yarattığı eşref mahluktur. Hizmete layıktır. İnsana hizmet eden Allah'a hizmet etmiştir. Biz böyle inanıyoruz. Böyle inanmak zorundayız. Efendimiz'den bunu biliyoruz. Sahabeden bunu biliyoruz. Bir şey daha hemen ifade edeyim. Çünkü kısa keseceğim inşallah. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Cuma namazlarında biliyorsunuz hutbede İmam Efendi inmeden önce bir ayet-i celle okur. Nahl suresi 90. ayet-i celle. Ne diyor orada Cenab-ı Hak? Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah'a ya'muru bil adl ve ihsani ve ita'izil gurba ve yenha alin fahşai vel münkeri vel ba'd diye devam eder ayet-i celle. Devamına gerek yok. Asıl söylemek istediğim şey şu. Ne? Arapçası neydi? İnna Allah'a. İn kelimesi Arapçada muhakkak, kesinlikle demektir. İnna Allah'a. Muhakkak ki Allah ya'muru emreder. Neyi? Adaleti. Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Issız bir adada 3-4 kişi kaldınız. Yanınızda bir damacana su var. Eğer adaletle dağıtmazsanız o sudan daha kıymetlidir adalet. Biz bugün ne yazık ki bunları ıskaladık. İnşallah yeniden 14 Mayıs'taki seçimlerle birlikte az önceki kıymetli başkanımızın ifade ettiği gibi fabrika ayarlarımıza geri dönerek bu istikamette inşallah çalışma yapacağız. Biz, bize latif olsun diye söyleyeyim. Ben Saadet Partisi olarak beni tanıyan arkadaşlar, bizim eski dostlarımız tırnak içerisinde. Bana diyorlar ki gelin, sen şimdi gidip CHP oy mu vereceksin? Evet diyorum. Şöyle bir duruyor. Ya vereceğim ya kardeşim, vereceğim arkadaş. Ben mesela burada CHP meselesi, Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değil. Evet. Bugünkü mesele ülke meselesi. Evet.